Hay bakalım güzel insanlar, belki de mesleki rehberlik kuramlarının en önemli yeri, en fazla soru gelen yer gelişimsel kuramlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar gelişimsel kuramlar nereden çıkıyor? Mesela özellik faktör kuramlarını hatırlayalım. Bireyin özelliği meslek eşleştirmesi var. Geldim 18-19 yaşında meslek seçeceğim. O zaman gidiyorum bana bir hizmet yapılıyor. Meslek seçiyorum bitti gitti. Peki gelişimsel kuramlar, özür dilerim. Psikodinamik kuramlar ne diyordu? İlk çocukluk yılları önemli. İşte gelişimsel kuramlar ikisini de birleştiriyor. Tamam kardeşim çocukluk yılları da önemli. Meslek seçimi de önemli. Aslında gelişimsel kuramların genel çerçevesi şudur arkadaşlar. Meslek gelişimi yavaş ilerler. Bilissel gelişime paralel ilerler çok daha fazla kavrama yer vermişlerdir çeşitli yaş dönemleri ve bu yaş dönemlerine uygun çalışmalar var. Bak diğerlerinin hiçbirinde yok. 10 yaşında ne yapar, 15 yaşında ne yapar hiç konuşmadık bunlar. İşte girişimsel kuramlar daha geniş bir zaman diliminden perspektiften bakıyor. Hem çocukluk yıllarını hem de meslek seçim sürecini aslında bir şekilde birleştiriyor diyebiliriz. Aslında size 3 tane girişim kuramcısından bahsedeceğim. Ginsberg ve arkadaşlarının girişim kuramı. Tam adı arkadaşlarının girişim kuramı ama Ginsberg yeter. Ve Süper'ın benlik kuramı. Bir de çok kısaca arkadaşlar hiç sormadı ÖSYM ama gelebilir. Gart ve sonun daraltma ve uzlaşma kuramında çok kısaca söz edeceğim. Şimdi hadi bakalım Ginsberg ve arkadaşlarıyla başlayalım. Şimdi Ginsberg bizim için önemli bir kuramcı. Hatırlarsanız özellik faktör kuramında bir şey söylemiştim. Meslek seçimi çok kısa bir süreçte, kısa bir zaman diliminde ele alıyordu. İşte atıyorum 3 ay, ne bileyim 3 hafta, 1 yıl her neyse. Hayatın belli bir dönemde geliyorsun, karar veriyorsun, geçiyor, gidiyor. Ama ilk kez meslek seçimine girişimsel olarak bakan kuramcımız arkadaşlar Ginsberg'dir. Bu konuyla önemli. Ama Ginsberg'in şöyle bir şanssızlığı var. Öğrencisi Donald Super çok daha geniş ve kapsamlı bir kuram ortaya koyuyor. O yüzden Ginsberg'in kuramı biraz çok popüler olmadan sönük kalmış. Ginsberg'in kuramı daha ağır bir ağırlıklı bir hal alıyor alanda diyelim. Ginsberg ne yapıyor arkadaşlar? İlk kez disiplinler arası ve deneysel çalışan bir adam. Ginzberg arkadaşlar dedim işte sosyolog, ekonomist, psikolog, dan oluşan psikiyat bir de bir ekip kuruyor. Yani işin sosyolojik boyutunu, psikolojik boyutunu, ekonomik boyutunu çok yönlü olarak ele alıyorlar ve şunu yapıyorlar. Çocukluktan itibaren bir grubu alıyor. Meslek seçiminde nasıl davrandıklarını inceliyor ve ortaya bir kuram koyuyor. Şimdi Ginzberg'in dönemlerine bakmadan önce temel olarak önermeleri var. Onları bir yakalayalım arkadaşlar. Şimdi Ginzberg şunu diyor ki meslek seçimi çocukluktan genç yetişkinliğe kadar uzanan girişimsel bir süreçtir. Meslek seçimi süreçtir. Çocukluktan genç yetişkinliğe kadar uzanır diyor. Şimdi biraz önce özellik faktör kuramlardan dedi kısa bir süreç. E şimdi bakalım çocukluk dediğim belki 5 yaş, genç yetişkinlik 25 yaş. Bakın neredeyse Ginsberg'de meslek seçimi 20 yıllık bir sürece yayılıyor. Bu yüzden önemli. Bir diğeri ise arkadaşlar bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir diyecek. Geri dönülmez. Yani Ginsberg'e göre insanlar mesleklerini seçtikten sonra yok anam ben bu hoşuma gitmedi. Uygun değil diye dönmeleri çok zordur büyük ölçüde. Bazı kaynaklarda şunu görürsünüz. Son dönem bu fikrinden vazgeçmiştir. Evet ama beni ilgilendirmiyor. Yani ortaya koyduğu kuram o değil. Yani bunun için tekrar bir çalışma, tekrar bir kuramsal çalışma yapmamış. Ama yaşamın son dönemlerinde evet ya bu konuda çok katı davranmışım. İnsanlar meslekleri değiştirebilir demiş gizmek. Ama kuramın içine baktığımız zaman geri dönülmez. Unutma. Yani niye? Çünkü diyor zaman ve ekonomi açısından insanlar bunu göze alamazlar. Düşünsenize Eylül'de atandınız, öğretmen oldunuz. Dediniz ki, yok anam bana uygun değil. Geri dönmek kolay mı? Üniversite sınavına hazırlık yapacaksın. Dört üniversite okuyacaksın. Tekrar kapasiteyle uğraşacaksın. Bir sürü paran gidecek. 4 beş yıl zamanın gidecek. İnsanlar bunu göze alamaz. Ha buna nasıl ortaya varmış Ginsberg? Onu da söyleyeyim. Ben dedim ya bir grupla çalışmış. Çocukluktan itibaren. Bunlar işe girdi ama gidip sormuş. işinden memnun musun? Değil mi abi demişler. Niye bırakmıyorsun? E bir daha ne olacak? Para kazanıyoruz. Bir daha iş nereden bulacağım demişler. Evlendim demişler. Ailenin yadırgar, toplum dışlar demişler ama dönmek kolay bir şey değil. Bir diğer kavram ise arkadaşlar uzlaşma. Önemli bir kavram Ginsberg'de. İçerini anlatırken ara ara bu kavramlara tekrar döneceğim ama şunu bilin. Ginsberg diyor ki insan meslek seçerken kendi özellikleri, kendi isteği, ailesinin beklentisi, toplumsal koşullar bunları uzlaştırır diyor. Benim isteğim bu ama bu alanda yeteneğim yok. O zaman uzlaşı arar diyor. Ya da ben bu mesleği istiyorum ama ailem buna karşı geliyor bir uzlaşlara, meslek seçimi hep bireyin özellikleri, istekleri, aile, çevrenin beklentileri, koşulları uzlaştırarak seçer diyor. Şimdi bu önermeleri sordu ÖSYM yine sorabilir aklınız olsun. Şimdi gelelim arkadaşlar gelişim kuramcılarına. Şimdi gelişim kuramcı deyince aklımıza kim geliyor? Freud geliyor, Piaget geliyor. Hep gelişim sürecini neye ayırmışlar? Dönemlere. Gel. de bir gelişim kuramcısı. O da neye ayıracak? dönemlere ayıracak. Hadi bakalım bu dönemlere bakalım. İlk dönemi arkadaşlar A. Fantezi hayal dönemi. Yaş 5-11. Şimdi arkadaşlar size şeyi anlatırken ne dedim? İzak sonu. Bunu iyi yakalayın. Gelişimsel kuramların temelini oluşturacak. Orada neye karşılık geliyordu? Uyanış farkına var mı? Okul öncesi ilkokul döneme. Ginsberg ona demiş fantezi hayal dönemi. Peki arkadaşlar uyanış farkında olma ilkokul ve okul üç döneminde. Çocuklar meslek söylerler mi bize? Pastacı olacağım, astronot olacağım söylerler. Peki nasıl tercih demiş arkadaşlar? Fantezi tercihlermiş. Unutma. Burada bileceğin en önemli bilgi arkadaşlar. Kriter yok. Bu dönemde çocuklar istedikleri her mesleği yapacaklarını düşünürler. İstersen polis olurum, istersen süpermen olurum, istersen pre şunu yakalayın prenses olacağım diyen kızlar var ya. Büyünce ne olacağım diyorum prenses olacağım diyor. E yavrum Türkiye krallıkla yönetilmiyor ki. Prenseslik diye bir şey yok ama umurunda değil. Bakın bir kriter yok. Tekrar ediyorum. Soru kökünde bir kriter varsa çalışkan olduğum için, zeki olduğum için, çok parası olduğu için diyorsa asla bu dönem ola. Gizmet diyor ki bu dönemde çocuklar bilse olarak meslek seçimine bir temellendir ve bir kriter koyamazlar. Peki hangi kavram önemli dersiniz arkadaşlar? Özdeşim ve zevk kavramları önemlidir. Çocuk sevdiği kişinin mesleğini ister. Bak sevdiği kişinin mesleğinin ne olduğu önemli değil. Çocuğun dayısı çöpçüdür. Çocuk der ki dayımı seviyorum çöpçü olacağım der. Bak kriteri yok burada. Dayısını sevdiği için. Ya da mesela zevk aldığı etkinliklerden. Mesela bu yaş döneminde çocuklar kamyon şoförü olmayı çok isterler. Aileleri kaygılanır. Hocam kamyon şoförü mü Ne güzel meslek valla. Benim ikinci imkanım olsa dallaha düşünürdüm böyle bir tır şoförlü. Al böyle kafayı dinle. Ama çocuğa göre zevkli meslektir. Mesela bu dönemde aileleri kaygılandıran meslek tercihlerinden bir tanesi de çöpçülüktür arkadaşlar bu dönem yaş dönemde çok sıktır çöpçü olma isteği çocuklarda. Gelir ailelere söyle yani hocam şimdi bu çocuk çöpçü olma istiyor hocam ya olur mu falan diye. Niye milletin çocuğu genetik mühendisi olacağım sen çöpçü olacağım. <laughs> Vallahi daha sağlıklı. Bu yaşta genetik mühendisi olacağım, garip garip yazılım, yine yapay zeka mühendisi olacağım diyen çocuklar. Ne bilirsin sen yapay zekayı? Ezberletilmiş. Çocuk çocuk gibi olsun. Çöpçü olmak isteyen daha sağlıklı. Çünkü niye biliyor musun? Çocuklara göre çöpçülük zehli meslektir arkadaş. Çöpçülüğe çocuk bizim gibi bakmıyor ki Covid'li maske var, hivli iğne var, çöple bulaş öyle bakmıyor. Çocuğa göre çöpçülük zehli meslek. Kıstık çalıyor kamyona, kasaya takılıyor, Aa, arkada geziyorlar. Lan ne güzel, niye yapmasın? Hiçbir sıkıntı yok, topladım. Kriter yok, özellikimiz evet. Önemli, dönem, fantezi ayı, hayal 5-11 okul öncesi ilkokula karşılık geliyor. İkinci dönem arkadaşlar. Yanına yıldız koyuyorum. Gizbek'in daha fazla önem verdiği, ÖSYM'nin de daha fazla soru kullandı. deneme diye de karşımıza gelir. Geçici seçimler dönemi. 11-17. Şimdi arkadaşlar neye karşılık geldi? Ergenliğe. Ergenin dünyası hızlı değişiyor arkadaşlar. O yüzden çeşitli denemeler yapar. Değil mi? Yani ergen de öyledir ya. Birinden hoşlanıp çıkma teklif eder. Değil mi? Biz de öyle var. Oğlum Ayşe'ye teklif ettim olmadı. Yarın bir de Fatma'ya teklif etti. Hangisi sarsa. Burada da işte mesleklerle ilgili böyle geçici denemeler yapar. Aslında bu biraz ergenin kendini keşfettiği bir dönemdir. Kendini tanımanın çok önemli olduğu bir dönemdir arkadaşlar. Geç seçimler dönemi. Artık bakın kriter var. Bakın burada kriter yok. Burada bir kriter devreye giriyor. Peki ilk olarak devreye kiren, giren kriter hangisi arkadaşlar? İlgidir. 11, 12. İkincisi hepsini yazayım. Yetenektir. 13, 14. Üçüncüsü arkadaşlar ee, değerdir. 15, 16. Dördüncü kriterde geçiş. 17, 18. Artık toplumsal koşullara falan dikkat edecek. O kriter daha önemli. Gerçeklik ilkesi daha önemli. Şimdi ilgi, yetenek, değer geçiş. Buraları soruyor mu? Semen soruyor. Şöyle bakalım. Hayatımıza aktıralım. Şimdi şöyle bir 11 yaşınıza bir gidin arkadaşlar. Mesela 11 yaşında erkek çocuklarda en yakın istek nedir? Futbolcu olmak isteği. Aşkın olayım falan diye geziyor çocuklar. Futbolcu olacağım ben. Niye? 11 yaşında erkek çocuklarda futbolcu olmayı ise çok yaygın seviyor. Hoşlanıyor. Ha, şunun yanına ben bir hoşlanıyorum diyeyim arkadaşlar. Bu dönemde çocuklar iyi yaptıkları etkinliklere göre, hoşlandığı etkinliklere göre meslek seçiyor. Arkadaşını da öyle seçer bu yaşta bak. 11 yaşındaki bir çocuk arkadaş seçerken babası zengin olsun diye bakmaz. Bilgisayar manyağıysa gider bilgisayar manyağıyla arkadaşlık olur. Kura. Ne bileyim ee, futbol sporsa gider onunla arkadaşlık kurar, ilgi önemli. Kız çocuklarda mesela dansçı olma dönemi isteği çok baskındır bu dönemde. Şarkıcı dansçı olma. Niye? E dans etmeyi seviyor. Şöyle bir gidin bakayım ortaokullarınıza. Kadın arkadaşlarımız. Hepsicilik oynuyor muydunuz? Hemen evet, oynardınız. Gider ortaokul 6'da 7'de sınıfın bütün kızları arkaya. Onlar görevleri de paylaşırlar. Sen şusun tam hatırlamıyorum o grubun isimlerini. Alırlar bir tane şey, ne sopa. Başlarlar dans etmeyi. Niye? E hoşlanıyor. Seviyorum. Ne güzel hem hoşlandığım etkinliği yapacağım. Üstüne bir de bana para verecektir. Oh anam mis gibi. Şimdi geldik için dönem yetenekler. Artık bakın yaş da biraz ilerliyor. İyi yapıyorum. Bakın yeteneği konuşurken ne dedik? Diğer insanlardan daha iyi yaparlar. Artık bak kendini tanıyor. İyi yaptığı etkinlikleri yakalamaya başlıyor. Mesela ilgi de diyor ki futbolcu olacağım. Niye? Seviyorum. Ama burada diyor ki iyi oynuyorum. Zaten iyi oynayamıyorsa vazgeçiyor. Yapamıyorum diyor. Onu görüyor. Mesela yine kadın arkadaşlar düşünsünler. Siz ortaokul 6'da falan 7. Bütün sınıf arkaya gider dans edersiniz. Hepsicilik oynarsınız. Ama 8'de hele bir de böyle bir gösteri gösteri hazırlama varsa 19 Mayıs'ta ya da başka tasarımlar varsa gruptan bazı kızları atarlar, dışlarlar. Niye? iyi yapamıyorsun. Grubun ayenkini bozuyorsun. Biz erkekler de öyle. Mesela beni kaleye geçirirlerdi. Selim sen iyi oynayamıyorsun. Galeye geç diye. Niye? Çünkü artık bunu görmeye başlıyor. Şimdi bakın yine hayatınızı aktararak gidelim. Geldiniz 15-16 yaşınız arkadaşlar. Bir mağaza ettiğiniz ailenin size ayakkabı alacak. 15-16 yaşında size alınacak ayakkabının en önemli özelliği ne olmalı arkadaşlar? Sıcak tutması, dayanıklı olması, seneye de giyilmesi, kardeşimi de kalsın mı? Hayır. Marka önemlidir burada. Orada kocaman markası olsun. Okula gidince arkadaşlarım desin ki o ayakkabı ateş ediyor. Çevrenin bakışı, markası popüler olma. Meslek seçimi etkileyen faktörleri düşündürün. Düşünün neyi çağrıştırdı? Değeri değil mi? Artık burada arkadaşlar ergen kendi değerlerine bakacak. En iyisi. Yani bu meslek en iyisi. Ha değerler değişiyor. Yani mesela şunu diyen öğrencim de oldu benim. Hocam diyor ben diyor işte ee, doktor olacağım, çok para kazanacağım. O da bir der. Şunu diyen de olur hocam ben polis asker olacağım, ülkemi koruyacağım diyor. Ülkede diyor işte terörü bitireceğim diyor. Bak o da onun bir değeri arkadaşlar. Her insanların değeri farklı oluyor. Kimi çocuk diyor ki hocam ben işte şunu yapacağım, çok popüler olacağım. Ama çocuk artık kendi değerlerine göre meslek seçmeye başlıyor. Mesela doktor olacağım değil mi? Cerrah olacağım diyor. Niye? daha karizma. En iyisi, en karizmasını peşine gidiyor. Şimdi arkadaşlar şu lafı hiç hatırlıyor musunuz ortaokulda? Özellikle matematik öğretmenlerimiz çok derdi. Bak, ol, akıllı ol. Matematik önemli. Üniversite sınavına girdiğiniz zaman kıymetimi anlayacaksınız. Oturun dersi dinleyin. Anlar mıydık? Anlamazdık. Anlasak burada olmazdık <laughs> diye bir şey. Şimdi arkadaşlar, çocuklar bu yaşta gelene kadar daha çok kendilerini yönelirler benim ilgim, benim yeteneğim, benim değerim dünya umurumda diye arkadaşlar. Ortaokul, özür dilerim, liselerde çalıştım. Lan çocukların hepsi tıp okumak istiyor. Ama ne zaman son sınıfa geliyorlar? Karar değişiyor. Niye biliyor musun? Geçişte artık hayatın gerçeklerine tost diyor. O bize ikinci sınıfta bir de öğretmen diyor diye bak bunlar önemli ileride anlarsınız. Aha burada anlıyoruz işte. Geçiş Artık iç faktörlerle beraber dış faktörlere yani mesleğin ulaşılabilirliği, çalışma koşullarına, zorluğuna da bakıyor çocuk. Burada diyor ki lan tıp istiyorum. Ama geçti diyor ki hocam tıp kazanmak çok zor. Ne yapacağım? Diş şey, hekimliği düşünüyorum diyor. Bak işte uzlaştırdı bak. Uzlaşma da böyle bir şey. Ya da iş imkanı yok diyor. Mesela atıyorum diyor ben komando olacağım burada. Gideceğim diyor. ülke Ülkemi kurtaracağım diyor. Ama buraya geliyor hocam diyor bu iş zormuş kelle koltukta gidiyorsun diyor. Gelir de o kadar iyi değil diyor. Aman diyor boşver ben başka bir şey düşünüyorum. İşte bakın hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimiz mesleğin ulaşılabilirliği, iş imkanlarına. Mesela çocuk şurada diyor ki ne bileyim atıyor bir meslek. Astronot olacağım diyor buralarda. Ama geçişe geliyor hocam diyor biz daha uzaya gitmedik gidiyor. <laughs> yani Türkiye'de astronotluk yapamam. Ne yaptı arkadaşlar? İşte hayatın gerçekleriyle ne derler? Yüzleştiği dönem. İlgi, yetenekte geçiş. Aklınızda olsun. Aslında geçişle beraber geldiğimiz yer üçüncü dönem gerçekçi dönem. 18- 23 arkadaşlar. Artık gerçek dönem bakın. Artlarından belli. Fantezi. Denemeler yapıyoruz. Gerçek seçimi yapıyoruz. Gerçek seçim yapmak için denemelerde yapmam lazım tabii. Şimdi arkadaşlar gerçekçi döneminde 3 alt basama var. Onları önce bir yazalım. Sonra çok kısaca konuşacağız. Keşif. Billurlaşma. Kristalize olmayı billurlaşma diye çevirmişler. Hiç çevirmeseler daha anlaşılır bir kavrammış arkadaşlar. <laughs> Ve belirleme. Yaş çok önemli değil, yaş vermeyeceğim. Çünkü Ginzberg diyor ki keşif üniversiteye girişte başlar. Yani 18-19'a karşılık gelir. İşte bir lulaşma 19-21, belirleme işte 21-23 gibi. Ama üniversiteye girişte başlar. Bakın keşifle ilgili bir tanım söyleyeceğim, not alabilirsiniz. Biraz kafanızı karıştıracağım, sonra toparlayacağım. Keşif üniversitenin ilk yıllarıdır. Bilinçli olarak meslek seçmeye çalışılır üniversitenin ilk yıllarıdır bilinçli olarak meslek seçmeye çalışıyor. Nasıl yani hocam? Biz üniversiteye girdiğimizde mesleğimizi seçmiyor muyuz? Evet Türkiye'de seçiyoruz. Ama Amerika'da sistem böyle değil arkadaşlar. Onlar keşfi işte üniversite bir yaparlar. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İzlediğiniz Amerikan gençlik filmlerini bir hatırlayın arkadaşlar. Bu izlediğimiz Amerikan gençlik filmlerinde lise son sınıf öğrencilerinin arasında çok meslek muhabbeti yaptığını hatırlıyor musunuz? Ben veteriner olmak istiyorum. Ben okul öncesi yazacağım. Ben PDR istiyorum. Ben mühendislik düşünüyorum. Hiç duydunuz mu? Daha çok ne derler? Hep üniversiteden bahsederler. Ben Michigan istiyorum. Ben Yale Üniversitesi'ne gideceğim. Babam MIT'den burs ayarladı dostum sen düşün ben yırttım da. Çünkü onlar liseden sonra üniversiteye giderler. Birinci sınıfta temel dersleri alırlar. Birdeki ortalamalarına göre ikide bölüm seçerler. İşte bakın bu bir de hem kendini hem üniversiteyi bölümleri keşfeder. Çok daha sağlıklı bir sistem. Keşke biz de yapabilsek ama bizde böyle bir şey uygulamak tabi çok çok zor. Düşünsene gittiğin üniversite birinci sınıfa kantinde biriyle karşılaşıyorsun. Merhaba sen hangi bölümde okuyorsun? Ya ben psikolojide okuyorum. Nasıl bölüm? Ne yapıyorsunuz? İş imkanınız nedir? Ertesi gün belki mühendislikte okuyan bir ile karşılaşıyorsunuz. Öbürsü gün belki bir beden eğitimi öğretmeniyle ile karşılaşıyorsunuz. Belki başka bir bölümüne gidip seçmeli ders alabilirsiniz üstten. Hem kendin hem üniversiteleri keşfediyorsun. İkinci aşama arkadaşlar birurlaşmadır. Mesleğin genel çerçevesinin ortaya çıktığı aşamadır. Bir şekilde elemeler yapan, mühendislik bana uygun değil, tıbı hiç sevmiyorum, şu alan bana uygun. Spesifik bir tercihe yönelme vardır arkadaşlar, bilurlaşmada. Belirlemedeyse arkadaşlar, çalışma ve uzmanlaşma koşulları artık netleşiyor. Bir örnek vereceğim, daha iyi anlayacaksın. Mesela bir arkadaşımızı düşünelim. Diyelim ki beden eğitimi öğretmeni olsun. Ee, gitti üniversite, birinci sınıfta okuyor. Atıyorum nerede okusun? Diyelim ki işte Gaz Üniversitesi'nde okusun. Birinci sınıfta okuyor, bakıyor ne tür bölümler var, seçmeli ders alıyor, diğer arkadaşlarla konuşuyor. Ya bu üniversitenin idare iktisadi bölümleri varmış ama hiç öyle para, bul, finans, iş ilgimi çekmiyor. Hukuk, kanun, düzen, hayatta ezberleyemem, suç muç uğraşamam. Atıyorum tıp alanı kan, ıı, iç, işime gelmez. Ama ne bak spor bilimleri güzel, hareketlisin, spor yapıyorsun, açık havadasın. Ben bunları seviyorum. Ben sporla ilgili bir şey okuyayım. Bak ben sporla ilgili bir şey okuyayım dediği zaman bir Bölümleri araştır dönem keşif. Sporla ilgili bir şey okuyayım bir Tamam spor akademisine girdi. Şimdi herkes öğretmen ne oluyor? Hayır antrenör olabilir, sporcu olabilir. Öğretmenini seçebilir. Ya yani kişi şunu diyebilir ya ben voleybol seçeyim sporcu olarak hayatıma devam edeyim. Antrenörlük yapayım ya da formasyon dersleri alayım öğretmen olarak atayım. İşte çalışma ve uzmanlaşma koşullarından bahsediyorsa belirlemeyi yapıştır arkadaşlar. Yine bir de e, tıp örneği verelim. Mesela ÖSYM şöyle bir soru sorsa bir genç üniversite birinci sınıfta okumakta. Bir yandan üniversitedeki bölümleri ve kendini hangi bölümün uygun olabileceğini sorgulamaktadır. Nerede? Keşif aşamasında. Peki tıp okumaya karar verdi. Bir ben psikiyat alanında uzmanlaşayım, klinik psikiyat olarak çalışayım. Bu da arkadaşlar belirlemedir. Ama tekrar bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ginsberg ile ilgili sorular daha çok buradan gelir arkadaşlar. İlgi, yetenek, değer, geçiş. Bunu biraz daha ayrıntılı hayatımıza aktararak anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bir de yaşantımdan bir örnek paylaşayım hem konu pek hem de meslek hayatımıza bir katkı sağlasın arkadaşlar. O zaman ilkokul, ilk öğretimde 8 yıl e çalışıyorum. 4 ya da 5, ilkokul 5 olabilir, okul 5 de o zaman. Bir anne geldi yanıma, kızı 5. sınıftaymış. Dedi ki hocam bir kızımızla görüşür müsünüz? Tabii ki dedim konu ne yani niye görüşmemi istiyorsun? Dedi ki hocam bizim kızımız dedi söz olmak istiyor dedi. Eğer dedim Hocam dedi hani hoş olmuyor babası çok üzülüyor dedi. Konu komşu geliyor, herkese soruyor. Bir de böyle çocuklara bu tür sorular sormayı çok seviyoruz. Yani bir bilgimiz de yok. Beğenince ne olacağım? Ben F-16 pilotu olacağım. Sen ne olacaksın? Ben cerrah olacağım. Sen ne olacaksın? Dansöz olacağım. Deyince tabii... Baba üzülüyorlar Neyse ertesi gün çağırdım kızınızla konuşuyorum. Dedim işte merhaba ne yapıyorsun? Dün annenle tanıştım bugün seninle konuşmak istiyorum. Okul nasıl hayat nasıl falan derken araya sıkıştırdım. Peki dedim büyüdüğünde ne olmak istiyorsun dedim. Çok zeki bir kızdı. Hemen bir anda zaten ses tonu değişti. Büyünce ne olmak istiyorsun dedim şöyle bir durdu. Annem mi şikayet etti öğretmenim dedi. Yok dedim annem şikayet etmedi ama annenle de konuştuk. Senle de konuşmak istiyoruz dedim. Dansöz olmak istiyor musun dedim. Evet dansöz olmak istiyorum. Neden sevdiğim işi yapamıyorum dedi. Lan dondum kaldım. Gerçekten de yani böyle benim de bakışımı değiştiren bir olaydı. Ya karşınızda 10-11 yaşında bir çocuk dedi ki ben neden sevdiğim işi yapamıyorum. Hadi gel cevap ver. Değil mi? 11 yaşında bir çocuk ben neden sevdiğim işi yapamıyorum. Anan sevmiyor yavrum. <laughs> Bakın ilgi basamağında. Bırak çocuk hoşlandığı etkinlikleri Teşfetsin. Dedim ki tabii ki sevdiğin işi yapacaksın. Hatta sen sevdiğin işi yapabil diye dedim ben bu okulda çalışıyorum. Ve eminim senden çok iyi bir dansöz olur. Ama dedim sakın babana benim böyle dediğimi <laughs> söyleme ne olur ne olmaz. Bir çocuk 11 yaşında dansöz olmak istiyorsa ilgi basamağındadır, hoşlanıyordur. Peki diyelim 13-14 yaşına geldi hala dansöz olmak istiyor. Bu sefer nasıl açıklayacak? İyi yapıyorum ya yeteneğim var diyecek. Doğru mu? 15-16 yaşına geldi. Ne diyecek? Dansöz, popüler, çok para kazanır. Ha bir de tam şeyin dönemiydi bu yıllar. Belki hatırlarsınız. Böyle her kanalda bir dansöz vardı. İbo Show, işte Tanyeli, Asena falan çok popülerdi. E popülerler çok para kazanıyor. Neden olmasın diyecek. Ama 17-18 yaşına gelip kafayı kaldırdığı zaman işte dış dünyaya, hayatın gerçekleriyle, mesleğin çalışma koşulları, ulaşılabilirliğiyle yüzleşecek. Ha diyecek ya dansözlük benim hayal ettiğim bir şey değil. O zaman işte Ginsberg'de devreye uzlaşma kavramı geçiyor. Ne yapabilir öğretmenlerim? Hadi siz uzlaştırın bakalım. Diyecek spor akademide rekreasyon okuyayım. Tiyatro okuyabilirim. Ne bileyim e, halk oyunlarıyla ilgilenebilirim. Ne yapacak? Bir şekilde kendi istekleri, özellikleriyle aile, toplum arkadaşlar uzlaştıracak. Evet, Ginsberg'i bitirdik arkadaşlar. Geldik bizim için ikinci önemli bir kuram diye. Süper'ın beyinlik kuramı. Şimdi arkadaşlar Dan Süper hocasını eleştirerek kuramını ortaya koyuyor. İki noktada hocasını eleştiriyor arkadaşlar. Bunlardan ilki geri dönülmezlik. İkincisi 5'ten 25 yaşa kadar. Tamam. Bunları ben önce peşin peşin bir yazayım arkadaşlar. Yaşam boyu ki biraz önce söyledim. Yaşam boyu kavramını ne derler? Ee, hayatımıza katan kuramcı mesleki gibi epekte sıfırdır. İkincisi arkadaşlar geri dönülebilir kısmını yani dönülemizi eleştirecek değişiklik yapılabilir. Yani insanlar kariyer gelişiminin her aşamasında aktiftir. İlerlemeler, gerilemeler olabilir. İki noktada hocasını eleştirecek ve kendi kuramını arkadaşlar Ortaya koyacak benlik kuramını. Şimdi arkadaşlar süperin kuramı e, bazen kaynaklarda yaşam boyu, yaşam alanı olarak karşınıza gelebilir. Yaşam boyu, yaşam alanı süperi bil. Benlik kuramı, yaşam boyu, yaşam alanı kuramı hepsi aynı. Ama ben hep benliği tercih ederim. Çünkü süperin kuramının tam merkezinde duran kavramdır benlik. Benlik neydi arkadaşlar? Hemen bir iletişim ünitesini hatırlayalım. Ben size rajısa anlatırken benlik kavramından bahsetmiştim. Doğru mu? Neydi benlik? Kendimizi nasıl gördüğümüz Hatta şöyle bir örnek verdim. Hatırlıyor musunuz? Rajas'a göre insanlar benlik algısıyla tutarlı davranırlar. Dedi ki bir arkadaşımız kendini komik biri olarak görürse sürekli espri yapmaya çalışır. 1960'lar bu arada gelişimsel kuramlar, süpürün kuramı. şeyinde de çok popüler olur. Rajas'ın, Humanist Yaktaşı'nın. Değil mi? Bir insan kendini komik görüyorsa ona uygun davranacak. İşte Rogers'ın bu düşüncesinden çok etkileniyor Spur. Diyor ki insanların kendileri nasıl gördüğü benlik algıları, davranışlarını etkiliyorsa insanların kendilerini nasıl gördükleri meslek seçimlerini de etkiler diyor. Spur'a göre meslek seçimi çocukluktan itibaren oluşturulan benlik algısının bir meslekte karşılık bulmasıdır. Yani süpürüşünü diyor insanlar önce kendine şunu sorarlar ben nasıl biriyim? Sonra ona uygun bir meslek ararlar. Aslında sizin seçtiğiniz meslek sizin nasıl biri olduğunuzun da kanıtıdır. Öğretmen olduysanız insanları sever, yardım eder, toplumu insanlığı önemseyen yolsuzluğa, usulsüzlüğe, mülakata, torpile karşı çıkan bir insan olduğunuzu bana anlatıyor. Yoksa öğretmenliği seçmezsiniz. Şimdi o zaman süpürü çok akademik bir söylem değil ama ben şöyle özetleyeceğim arkadaşlar. Ben nokta nokta biri o zaman nokta nokta olmalıyım. Bitti. Arkadaşlar soru kökünde bu kalıba uygun bir şey varsa cevabımız sıfırdır. Hiç düşünme yapıştır gitsin. Sıfıra göre siz niye öğretmen oldunuz? Ben çocukları seven, yeni şeyler öğretmekte başarılı biriyim. O zaman öğretmen olmalıyım. Mesela bir genç şunu deseydi. Ben, ben çok güzel, çok yakışıktı. Ne giyse yakışan biriyim. O zaman, o zaman manken olmalıyım. Ben ağzı iyi laf yapan, İnsanları ikna edebilen, savunabilen, yönetebilen biriyim. O zaman avukat olayım arkadaşlar. Tabii ki benlik algısı olumsuz da olabilir. Yani bir insan şunu diyebilir. Ya ben çok sorgulamayan, düşünmeyen, okumayı çok sevmeyen biriyim. O zaman ne yapayım? Milletvekili olayım. Parmak kaldır indir yeterli olur dir. Deyince... <laughs> Şimdi arkadaşlar sıfırın genel çerçevesini yakaladık. Süper. Mesela bir sene ÖSYM ye bir soru sordu. Çok kişi avladı. Çocuk dedi ki ben dedi dayım gibi zeki biriyim. O zaman doktor olmalıyım. Orta kameraya gelelim mi? Şimdi ben dayım gibi zeki biriyim. O zaman doktor olmalıyım. Seçenekler de vardı. Giden oldu mu? Oldu. E hocam özdeşim. Ama biraz önce ne dedim kriter yok burada. Çocuk kendini zeki görüyor. Ben zeki biriyim dediği anda benlik algısı var. Cevabımız arkadaşlar süpür olmalı. Koy cevap. Şimdi arkadaşlar süpür da bir gelişimsel kuramcı. Gelişimsel kuramcılar hep neye ayırıyor demiştik? Dönemlere. E süpür da dönemlere ayıracak. Hemen hızlı bir şekilde dönemlerine bakalım arkadaşlar. İlki büyüme 0-14 yaştır arkadaşlar. Büyüme dönemi çevreyle etkileşimde benlik oluşmaya başlar. 3 alt basamağı vardır arkadaşlar. İlgi, pardon Abo. hayal ilgi ve yetenek şey gelişim sırasıyla yazalım ki bir kavram yanılgısına da neden olmayalım. Üç alt basama var arkadaşlar. Hayal ilgi yetenek. Hocam bu alt basamakları anlatacak mısınız? Anlatmayacağım. Neden? Bir orta kameraya gelelim. Zaten bunları işledik arkadaşlar. Bak. 14 yaşa kadar geliyor. Sıfırla aynı arkadaşlar. Bunları tekrar etmeye gerek yok. Hayal, fantezi hayal, ilgi, hoşlandık, yetenek, iyi yaptığı etkinlikler. Geldik ikinci dönemimize arkadaşlar. Yanına yıldız koyacağım. Nasıl Ginzberg'in ikinci dönemine yıldız koydum. Daha çok sorular buradan geliyor dedim. Bunda da aynı şey var arkadaşlar keşif ya da araştırma dönemi 14-24 yaş. Bak hep dörtlere gidecek. 0, 14, 14, -24, 24, 24, 44, 44, 64 diye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar keşif araştırma nasıl önemli olmasın? Hayatımızdaki en kritik 10 yıldan bahsediyoruz. 14 yaşında bir çocuğun, birçoğumuz ortaokuldayız. 20 yaşında mesleğe belki adım atacağımız ilk yıllar. Yani seni ortaokuldan alacak lise, üniversite, mesleğin ilk yıllarını kapsayan hayatımızdaki en kritik 10 yıl. Burayı da arkadaşlar DGS ile kodlayacağız. D, G, S. DGS ne sınavıydı arkadaşlar? Dikey geçiş sınavıydı değil mi? İşte Super'ın DGS'si de arkadaşlar deneme, geçiş, sınama. Yani liseden üniversiteye, üniversiteden mesleğe adım attığımız yıllara karşılık gelecek. Şimdi ilk basamağımız deneme dedik. 14-17 yaş arkadaşlar lise yıllarına karşılık gelir ve hayali olarak mesleki roller denenir. Hayali olarak mesleki roller denenir, lise yıllarına karşılık gelir. Şöyle düşün arkadaşlar, lisede hayal kuruyor muyuz? Kuruyorduk. Bir gün polis, bir gün doktor, bir gün hırsız ne bileyim bir gün meşhur bir rak yıldızı, bir gün bir sporcu olarak. İşte süpür diyor ki ne kadar hayal kurarsa gençler o kadar daha doğru isabetli mesleki tercih yapabilir. Bol bol hayal kursun. Mesela arkadaşlar lisede ben öğretmen olsam ne olur, polis olsam ne olur diye düşünüyorsak denemedir. Bakın en fazla hatayı denemeden yapıyoruz. Birçoğumuz denemeyi şöyle yorumluyor. Yani deniyor mesleğini seçmiş yapıyor mu? Hayır arkadaşım. Bunu hayali olarak yapıyor. Ben kendi yaşantımdan bir örnek vereyim arkadaşlar. Ankara'da yaşıyorum ben. Ee, bizim bir akrabımız var komiser. Ee, bir gün topladım böyle mahalledeki gençleri. Maça götürdük. Trabzonspor Ankara gücü maçı arkadaşlar. Ee, ben de o yıllarda böyle e, polisiye dizileri çok popülerdi. Bizim kuşakta polisi olma çok yaygındı. Böyle Amerikan polisi gibi falan böyle güneş gözlü raybanı takacağız <laughs> falan. Polisi biz öyle zannediyoruz. Yanımızda bir tane çok güzel kadın polis verecekler böyle devreye gireceğiz. Sos sandviçte kahve ister misin <laughs> falan filan. Polisi böyle meslek olarak hayal ediyoruz. Neyse maça gittik tabii arkadaşlar. Maçtan çıkışta bir kavga çıktı bıçaklar, taşlar daldılar birbirine. Polis de bunlara daldı. O jopun kafaya vurdukça çıkardığı sesi hala böyle aklında. O zaman dedim ki ya benden polis olmaz. Bir öyle döner bıçağıyla üzerime koşuyorsa ben jopu bırakır kaçarım. <laughs> Dolayısıyla bana uygun değilmiş. Bak lisedeyim. Polis olduğumu hayal ettim. Oldu mu? A -a. Olmadı arkadaşlar. İşte bu bir denemedir. İkinci basamağımız arkadaşlar geçiş 18-21 yaş Artık bu da üniversite yıllarına karşılık gelir. Burada arkadaşlar uygulamaya koyma var. Üniversite yıllarıdır. Kişi mesleki benliğini artık uygulamaya koyar. Der ki bak bu meslek bana uygun. Bununla ilgili eğitim almaya başladı. Mesleği kazanmaya başladı dönemdir. Birazdan örneklendireceğim. Daha iyi anlaşılacak. Üçüncü basamımız arkadaşlar sınamadır. 21-24 Meslek kişiliğime uygun mu sorusunu soruyoruz. Kişiliğime uygun mu? Peki neye karşılık geliyor? Mesleğin ilk yılları. Şimdi arkadaşlar, üniversitenin ilk yıllarında bu soruyu kendimize, özür dilerim. Öğretmenin ilk yıllarında bu soruyu kendimize soruyoruz. Stajda da olabilir tabi ki. Ya öğretmenlik mesleği bana uygun mu? Bir ömür yapabilir miyim? Ne yapıyor? Ya? Bir şey sınayabiliyorum için o mesleği ne yapmam lazım? Uygulamam lazım. O zaman toparlayalım arkadaşlar. Mesleği hayali olarak deniyorsun. Lise yılları deneme. Bir şekilde mesleğe karar verdin. Üniversitede eğitim almaya başladın. Geçiş arkadaşlar. Mezun oldun. Mesleğine adım attın. Öğretmenlik bana uygun mu? Kişime uygun mu? Bu da arkadaşlar sınamadır. İşte burayı da DGS ile kodladık. Umarım arkadaşlar akılda kalıcı olur. Bir de bir metafor yapayım arkadaşlar. Daha iyice bir otursun ki çok soruyor ÖSYM. E. Ee, buradan sorular arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir gün arkadaşlarınız çıktınız. Bir AVM'ye gittiniz. Geziyorsunuz. Mesela alışveriş merkezlerinde gezerken arkadaşlar vitrinlere bakar mıyız? Bakarız canım. Mesela içinde bir kıyafet gördüm. Dedi ki acaba bu bana yakışır mı? Benim üzerimde nasıl durur? Bakın hangi aşamadasın? Deneme. Bunu nasıl yapıyorsun? Hayali. Bak kıyafeti aldığım tuttuğum yok. Hayali olarak o kıyafeti aldığımı giydiğimi düşünüyorum. Peki bir kıyafeti giydiniz. Size yakışmayacağını hayal ettiniz özür dilerim. Yok ya bana yakışmaz dediniz bir mağazaya girer misin? Girmem hocam o benim tarzım değil diyor. Peki bir vitrinde bir kıyafet gördün dedin ya bana bu giysem çok yakışır. Mağazaya adım attın. Bakın geçiştir. Action başladı. Uygulama başladı. Onu elde etmek istiyorum. Kıyafeti aldın, giydin, aynı da kendine baktın. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Ne yapıyorsun? Sınama. Uygun mu? Peki kıyafeti aldın, giydin. Lan bu manken üzerinde ne güzel duruyordu. Bende çuval gibi durdu. Çok kötü gösterdi beni. O kıyafeti alır mısın? Almamacağım. Niye alayım? Bırakır vitrinlere bakmaya başlarım. Şimdi sınadın olmadı. Bıraktın tekrar vitrinlere bakıyorsun. Ne yaptın? Denemeye dandı. Ama arkadaşlar dikkat et. Ginsberg ne diyordu bize? Geri dönemezsin. Süpür diyor ki sınarsın. Baktın olmuyor. Dönersin. Peki arkadaşlar kıyafete baktınız. Hayal ettiğiniz gibi. Üzerinde cuk diye oturdu. Lan tam hayal ettiğim kıyafet. Alıyorum ben bunu. Bak kıyafeti çıkarmayanlar var. Etikette kasaya gidiyor. Şuradan okutsana. <laughs> Çünkü artık o kıyafet bana ne yapmalı? Yerleşmeli. Üçüncü şey de arkadaşlar zaten yerleşmedir. 24-44 yaş. Arkadaşlar bunun da sağlamlaştırma, ilerleme, sınama gibi at basamağı var sınırma, sağlamlaşma, ilerleme, alt basamağı var ama peder alanda bile bu kadar altına girmiyor. Hiç merak etme arkadaşlar. Yerleşme aşaması şudur arkadaşlar. Ben sınavında ya öğretmenlik bana uygun mu? Ben uygun. O zaman alanınızda iyi olmaya çalışmaz mısınız? Daha iyi bir öğretmen olayım. Yüksek lisans yapayım. Hele Amerika'yı düşünün. işte sağlam bir konu etme lazım. Seneye de benimle çalışsınlar sürekli daha yüksek bir maaşla benimle çalışsınlar. İşte bakın bu yerleşmedir. Aslında mesleğe karar verdiğimiz ve yükselmeye çalıştığımız dönemdir. Eğer soru kökün artık kişi kesin bir şekilde mesleğe karar vermiş ve mesleğinde yükselmeye çalışıyor. Yerleşmedir. Sonra arkadaşlar koruma geliyor. 44 64 yaş. Koruma artık kazanılan beğenliği başarılı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Amaç yükselme değil. Daha çok elde ettiğimiz pozisyonu korumaya çalışıyoruz. Şimdi ben bazen öğretmen seminerlerine gidiyorum. Sorar mesela kimler yüksek lisans yapmaya istiyor? Genç kuşakta çok var. Güzel bir şey. Yüksek lisans yapacağım hocam, doktora yapacağım diyor. Ama artık 50'yi gördükten sonra ama hocam bizden geçti artık diyor. <laughs> şimdi 50 yaşındaki bir öğretmenin amacı şu. Ben hala iyi bir öğretmenim. Bunu göstermeye çalışacak. Tabii ki bunların da alt basamakları var ama hiç kafayı karıştırmayın. Yine bir yaşantımı paylaşım, Bir ee, sınıf öğretmenimiz, ilkokul öğretmeni. E, bunları anlatırken dedi ki hocam ben şimdi anladım. Staja gittiğimde dedi hocam orada yaşlı öğretmenler vardı. Bana çok gıcık davrandı. Hatta öğretmen odasında masaya oturdum. Bir genç bir öğretmen gelir. "Kalk bakayım oraya. Sen ne zaman öğretmen olduğunda buraya oturuyorsun?" dedi diyor. Şimdi bakın buradaki ben o zaman diyor kendime çok yönelmiştim. Acaba kötü bir şey mi yaptım? Kötü bir öğretmen miyim? Niye beni sevmediler diye. Şimdi bakın şöyle düşünün. Genç öğretmenler okula gidiyorlar. Öğrencinin ilgisi, idarenin ilgisi, velinin ilgisi sizde. Burada da var bir tane 55 yaşında öğretmen. Ne diyecek? Ben hala iyi öğretmenim. Bu da korumadır işte. Sonra ibre aşağı dönüyor arkadaşlar. E ee, çöküş 64 artı artık emeklilik yılları yavaşlama arkadaşlar. Buraya karşılık gelecek. Şimdi arkadaşlar Giz şey, Süpür'ün dönemlerini bitirdik. Farkına vardıysanız arkadaşlar bak yaşam boyu. Sıfır yaştan başladı 64'e kadar gitti. Şunu unutma Ginzberg Meslek yaşantımıza ilgilenmedi arkadaşlar. Belirlemede noktayı koydu. Ha o zaman şöyle bir şey yapalım. Hem bir ortak farklı yönlerine bakalım. Bir, ikisi de gelişim kuramcısı. İkisine göre meslek seçimi uzun bir süreçtir. Yavaş ilerler. Bir isteğe gelişime paralel ilerler. Uzlaşma ikisinde de var. Ve bak bunda da uzlaştırıyorum. Deniyorum, olmuyor başka bir şey yapıyorum. Ee, i̇kisi de dönemleri ayırıp incelemiştir ortak noktaları, farklılıkları. Ginsberg 5 yaşta başlattı. 23 gibi noktayı koydu. Sıfır yaşam boyu dedi. Ginzberg geri dönülemez. Süper sınarsın. Bunun altında sınava geri dönersin. Bir değil arkadaşlar. Ginzberg meslek hayatımızdaki davranışlarımızla ilgilenmedi. Ama dikkat et süpürde meslekte yükselmeye çalışma, koruma, yavaşlama gibi meslek davranışlarımızla arkadaşlar inceledi. Şimdi çok kısaca arkadaşlar bir katfes sonra bir iki cümle söyleyeyim. Yani ÖSYM ola ki böyle bir eğitimde sürpriz yapar. Bir iki cümle söyleyeyim yeterli olacaktır. Garf ve son biraz daha ayrıntılı bir kuramcı 1980'ler. E, onun böyle alt basamaklarının dönemlerini falan değinmeyeceğim arkadaşlar. E, en azından ama ne düşünüyor bilelim? 3-3 daraltma, daraltma ve uzlaşma kuramı. Arkadaşlar, Gottfriedson bir kadın kuramıyor Şunu bilelim arkadaşlar. Gottfriedson diyor ki, meslek seçici bir daraltma ve uzlaşma sürecidir. Kişiler önce var olan mesleki alternatiflerinden kendine uymayanı eler. Bu bir daraltma sürecidir. Bu bana uygun değil, o bana uygun değil. Eler, elde bir grup meslek kalır. Elde kalan bu meslekler içerisinde dış koşullara da bakarak en uygunla seçmesi de uzlaşmadır. Zaten ben meslekleri eledim. Elde kalan mesleğe ulaştım. Uzlaşmaya gerek yok. Mesela atıyorum bir öyle ben lisede okuyorum. Diyelim ki alternatif meslekler. Hukuk yazabilirim, öğretmenlik yazabilirim, tıp yazabilirim, ne bileyim, eczacılık yapabilirim, diş hekimliği yazabilirim. Değil mi? Bunlara başlıyorum elime. Ya hemşirelik güzel, severim ama hemşirelik kadın mesleği. Bana uygun değil. Eledim. Mühendislik. Ya tamam teknik meknik ama o kadar popüler değil. Karizması yok. O zaman işte eledim eledim. Elde diyelim tıpla diş hekimliği kalsın. Doğru mu? Daraltma bitti. E o zaman ben tıp kazanabilir miyim? Çok zor. Bir de çok riskli. Yani hayat mayat ama diş hekimliği daha risksiz. O zaman ikisi arasından seçtiğinde arkadaşlar uzlaşmadır. Bir de e, bunun tabii ki aşamaları var ama e, cinsiyet gayet ve sonunda önemli bir kavramdır arkadaşlar. İnsanlar diyor ne yazık ki cinsiyetçi kalıp yargılara aykırı davranamazlar. Meslek içinde biz kalıp yargılar geliştiririz. İşte popülerlikle ilgili, saygınlıkla, gelirle ilgili. Ama cinsiyetçi kalıp yargıları kolay kolay insanlar aşamıyor. O yüzden Gatveston'a göre bir erkek öğrencinin gidip de hemşirelik seçmesi çok zordur diyor. Çünkü niye? Hemşirelik kadın mesleğidir. O yüzden okullarda özellikle bu meslekteki cinsiyetçi yaklaşımlarla ilgili arkadaşlar çalışma yapmak gerekiyor. Ben yine psikolojik danışman bazen görev veriyorum mesleklerle ilgili hazırlık bir sunu hazırlama görevi. Mesela mühendislikte hep erkek görseli kullanıyorlar. Tamam mı? kadın, doktorda genelde erkek. Ben de diyorum ki hayır, mühendislikte kadın görseli koyuyorlar. <laughs> Hemşirelikte erkek görseli koyun. Bazen biz farkında olmadan çocukların zihnine de bunu yerleştiriyoruz. Kat ve sonu sorarlarsa daraltma ve uzlaşma kavramlarını sorarlar. Cinsiyet kavramını sorarlar diyorum. Evet arkadaşlar girişimsel kuramları da burada bitirdik. Son bir başlığımız kaldı arkadaşlar. Sosyal bilgisayar kuramlar bir sonraki videomuzda.